Herkese merhaba. Sistemlerin bu üçüncü bölümünde temelde aslında bu mağduriyet söylemi onu eşlik eden duyguların nasıl iş gördüğünden bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi biraz daha o meseleyi açalım. Şimdi temelde aslında bu bahsettiğimiz politik anlatı ve mağduriyet söylemi ve de aynı zamanda ona eşlik eden siyasal grup oluşum mantığının reaktif bir zeminde inşa olduğundan bahsetmiştik. Bu reaktif liğin kendisinin de aslında sadece kendisiyle sınırlı olmayıp bunu toplumun genel kültürü haline getirme gayreti ve çabası olduğundan biraz bahsetmiştim. Şimdi Türkiye'deki son dönemdeki siyasal karşılaşma anlarına bakarsanız, kritik siyasal karşılaşma anlarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle böyle toplumun kutuplaşması ekseninde plebisital karşılaşma anlarının örgütlenmesine özel bir önem gösteriyor. Çünkü bunun kendisinin ancak kendi siyasal projesine, işte son başkanlık rejiminde olduğu gibi gerçekleştirmesinin yolunu açacağını başından beri aslında düşünüyordu. 2007'den sonraki aslında konuşmalarına vesaire doğrudan bakarsanız öncesinde de var ama daha açık bir şekilde doğrudan toplumun böyle plebisiter bu anlamda %50-50'yi hani karşı karşıya getiren ve de %50'den daha fazla ıslanmasına olanak kalacak plebisiter karşılaşma anları örgütlemeye çalışıyor ve gayret ediyor aslında. Şimdi bu plebisiter karşılaşma anlarının örgütlenmesinde ve açığa çıkmasında da bahsettiğim siyasal ruh halinin genelleştirilmesi çok kritik bir rol oynuyor. Şimdi ve ona eşlik eden duygular aslında çok kritik bir rol oynuyor. Bu duyguların en kilitlerinden bir tanesi kolektif hınç duygusu. Kolektif mağduriyet hissiyatına, revanşist kolektif mağduriyet hissiyatına temelde aslında hem bir iktidar arzusu, gücü tekrar eline alma, iktidarı yeniden eline geçirme, hakkı olanı yeniden kendinin kılma arzusu eşlik ediyor. En son işte Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışı meselesinde gördüğümüz gibi aslında bu böyle öforik bir coşkunun da ifade olmasına yol açıyor. Bu tarihsel hesaplaşmanın ve ne diyelim hesabın görülmesinin kritik anları olarak bu tür sembolik anlar, sembolik mekanlar, sembolik çok önemli sembolik işte yerler sunuluyor. Bunun başarılı olduğu yerler var. Görece Ayasofya gibi başarısız olduğu yerler var. Gezi Parkı gibi. Hani Topçu Kışlası'nın öyle çok bu tarihsel anlatı içerisinde de hesaplaşma görülecek çok kritik bir önemi de yoktu zaten hani belki Ayasofya'nın da öyle kritik bir şey yok ama buna bir anlam yükleme gayreti sürekli var. Şimdi söylemek istediğim aslında bu kritik anlarda bir anlamda bu karşılaşmayı örgütleyip bu karşılaşmayı mümkün kılacak bir tür kitle seferberliğini yaratacak bir tür kolektif duygu da yaratmaya çalışıyor. Erdoğan ve kanaat tekniği. Onun etrafında kümelenen kanaat teknikerleri. Aslında bir bütün olarak şu andaki bu ittifakın içerisinde yer alan Türk İslamcı bütün aktörler ve özneler. Yeni Türk İslamcılığı benimseyen aktörler ve özneler diyebiliriz aslında bir anlamda. Şimdi burada da bu kolektif mağduriyet fikri ve bu kolektif mağduriyete bir güç istencinin ve aynı zamanda bir rövanş duygusunun eşlik ettiğinden bahsettik. Bir üçüncü olarak da aslında buna eşlik eden şey bir tür kolektif hınç duygusu. Şimdi bu kolektif hınç duygusunun siyasetin kurucu duygularından biri hale gelmesini olanaklı kıldı aslında Türkiye'nin son 20 yılında. Bu kolektif hınç duygusu sadece liderle kitleler arasındaki yani bağın, o libidinal bağın kurulmasını sağlamıyor. Aynı zamanda kendi ötesinde olan, kendisinin karşısına aldığı kitleye yönelik olarak da bir tür seferberliği harekete geçirmeye çalışıyor. Yani kendi içerisinde hem liderle bu mağduriyet fikrinde, kolektif mağduriyet fikrinde de gelen liderle tabanı arasında bir tür özdeşliği, o grubun kendine has olan, kendine ait olan narsistik grup narsizmini liderin aslında üstlendiği ve temsil ettiği bir tür özdeşliği ama aynı zamanda karşı tarafa yönelik, kendisine karşı olarak kodladığı işte gayrimüslim, gayrimilli her neyse aslında ona yönelik olarak da bir nefreti dile getirmek yolunda bir tür mobilizasyonu sağlıyor. Ama başka özellikleri de var bu ruh halinin. Bunlardan yani başka kendi içerisinde olumsuz kuvvetli duygular da içeriyor. Bunlardan bir tanesi
Bu tarihsel anlatı ve mit etrafında kendi yarasını, kendini böyle sürekli yaralanmış, örselenmiş, işte zulme uğramış bir özne olarak görürken kendi yarasını fetişleştirenmenin yanında bunu böyle bir fetiş düzeyinde ifade etmenin, dile getirmenin yanında kendisini sürekli olarak da ne diyelim bir anlamda sorumsuzlaştırıyor. Yani tüm tarihe baktığımızda aslında çünkü Cumhuriyet tarihine, modernleşme tarihine ya da Batı ile karşılaşma tarihine baktığımızda bu fikriyatın kendisinin sürekli kendisini olan bitenden sorumlu bir özne olarak görmediğini, kendisi aktif olduğunda dahi, kendisi yapan eden taraf olduğunda dahi aslında yaptırılan ettirilen olarak gördüğünü, dolayısıyla da asıl suçun ve sorumluluğun her zaman karşı tarafta olduğunu bir şekilde dile getirdiğini, ifade ettiğini görüyoruz. Yani bu Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vuran politikalar olabilir. Hala bütün bunların arkasında tek parti dönemini aramak gibi. Ya da gündelik hayatta uygulanan şiddet olabilir. Türkiye'deki pogromlar olabilir. Gayrimüslimlere uygulanan Alevilere, Kürtlere ya da başka toplumsal kesimlere uygulanan pogromlar olabilir. Bütün bunlarda ama bu mantığın kendisi sürekli olarak aslında kendisinin tarihin sorumlu aktörü olmadığını, hatta sadece hani tarihin büyük makro olaylarında değil, küçük gündelik olaylarda da tarihin sorumlu aktörü olmadığını, hep bu sorumlu aktörün yapıp eden olarak kendisinin maruz kaldığı bir tür aslında tarihe yön veren kendi dışındaki büyük bir işte bu üst akıl söyleminde de dile geldiği gibi büyük bir başka bir akıl olduğunu söylüyor. Bir tür aslında teolojik bakış açısının, siyasal teolojinin kurgusunun buraya taşındığını söylemek bence çok mümkün. Şu anlamda hani tarih bizlerin yapıp ettiklerine iradi olarak bağımlı olmayan, bizlerin dışında aslında bizlerin hep maruz kaldığımız, pasif bir özne olarak maruz kaldığımız bir şey olarak aslında kuruluyor. Ama bu pasiflik onun bir aktiflik edinmesinin de önünde engel değil. Şu anlamdaki sürekli de aslında onu aktif olmaya çağıran, rövanş için seferberlik halinde olmaya, asıl bir sonu bir ne diyelim karşılaşma anında hazırlıklı olmaya çağıran, aslında dost düşman çatışması ekseninde büyük karşılaşmaya karşı hazır olmaya ve seferberlik halinde olmaya çalışan çağıran da bir söylem mevcut. Yani kendi içerisinde çatışmalı, çatışma içerisinde olan ama bu çatışmayı uyumlulandırmayı başaran, bu çatışmayı bu öznenin iktidar arzusuna, iktidar özlemini gerçekleştirmekte, iktidar özlemini ve güç istemini haklı kılmakta uyumlulandırmayı başaran bir anlayıştan bahsediyoruz. Yani bir taraftan tarihin pasif aktörü olurken her zaman başına yapıp başına gelenlerin kendi sorumluluğunu taşımayan bir özne olurken bir diğer taraftan da bir özne olarak bu son hesaplaşma anında kendi varını yoğunu bu grup fantazisi için vermesi gereken bir fikriyata doğru çağrı çıkaran ve bunu da birbiriyle uyumlaştıran bir anlayıştan bahsediyoruz. Somutlaştırırsak aslında şunu söylemeye gayret ediyorum biraz daha somutta ifade edersek. Bu son dönemde açığa çıkan işte Türkiye'yi parçalamaya çalışıyorlar, bölmeye çalışıyorlar. Bir büyük bir üst akıl var. Hepimizin bildiği gibi hani bu komplo teorilerinin aslında kuvvetle dolaşımda tutulması, her şeyi açıklayan, her şeyi açıklayıcı bir yere oturması ve de bir tür paranoyak bir kaygının aslında sürekli gündemde tutulmasını olanaklı kılan şeylerden biri de bu. Bizzat aslında bu yeni türdeki Türk İslamcı özne mantığının sürekli olarak tehdit altında, kendi dışındaki kuvvetlerin ve güçlerin tehdidi altında olan ve de bu tehdit altında kendisini seferberliğe geçip savunması gereken ve bunda da bu seferberlikte de zenginlik, güç, iktidar bunlar her neyse bunların hepsini bu cihat hali içerisinde erişmeye hakkı olan özne olarak aslında kurulması, görülmesi fikri yatıyor diyorum. Şimdi bütün bu duygular, hani
başka tarafa da, karşı tarafa da sirayet eden, siyasal kültürün genel parçası haline getirilen ve Türkiye'de aslında sadece Türk İslamcılar'da özgü olduğunu söyleyemeyeceğimiz, mesela kolektif hınç gibi ya da komplo teorilerinin baskın olması gibi. Bu tür duygular aslında temelde bir tür tekçil ve otoriter bir iktidar söylemini de kuvvetle besliyorlar. Çünkü grubun hayatta kalması ancak ve ancak grup ve lider arasındaki bu libidinal bağ, bu özdeşleşmenin, bu sevgi ilişkisinin, aslında bu negatif duygulara eşlik eden kuvvetli sevgi ilişkisinin ayakta tutulmasıyla oluyor. Ancak ve ancak grup ve lider arasındaki bu bağın dışarıdan gelecek saldırılara karşı muhafaza edilmesi. Çünkü grubun kendisi, siyasal grubun kendisi böyle homojen, ki böyle bir şey yok aslında. Bu Türkiye'deki herhangi bir siyasal grup için böyle bir homojenlikten bahsetmek mümkün değil. Sadece Türk İslamcılık için değil. Yani dindar Müslüman kesim içinde böyle bir homojenlikten bahsetmek mümkün değil. Fakat bu tür bir kendine yönelik olan kurgunun ve de karşı tarafa yönelik olan stereotipleştirmenin ayakta tutulması, bu grup kimliğinin muhafaza edilmesi açısından çok kritik. Tam da tehdit altında olan o siyasal grup kimliğinin sürekli olarak muhafaza edilmesi açısından olmazsa olmaz şey olarak görünüyor. Ve o olmazsa olmazlığın bir parçası da liderle grup arasındaki bu ilişkinin de mütemadiyen muhafaza edilmesi ve pekiştirilmesi. Bu anlamda da liderin her yapıp ettiğinin haklılaştırılması, doğru görülmesi, aslında grup karizmasının bir anlamda bu tür bir lider karizmasına taşınması, ikisi arasındaki bağın ve örtünün kurulması diyebiliriz. Şimdi bir başka şey daha buna eşlik ediyor. Tabii bunun kendisi de sürekli tehdit altında olunan ve de paranoid bir kaygıyla çevrelenmiş olan, sürekli bir kaygıyı kışkırtan bir siyasal düşünce atmosferi içerisinde, hani kendi kimliğine yönelik böyle sürekli bir saldırgan bir dünyada, onu ortadan kaldırmaya çalışan bir dünya içerisinde bu kimliği yapılandıran ve burada da kaygıyı kilit bir yere oturan düşünce içerisinde bazı kanaat teknikerleri de aslında bütün mevcut yaralanmışlıkların başına, bu öznenin başına gelen bütün talihsizliklerin, haksızlıkların, iktidar elinden çalınmasının, tüm Türkiye tarihinin aslında ona yönelik bir komplo olmasının, bu aşamadan sonra da aslında herhangi bir tehdidi ve de muhalefeti de bastırmak için kendisini haklılaştırdığını, haklı kıldığını iddia ediyorlar. Yani kendi tarihsel tırnak içerisinde yarasının aslında kendisine özel bir haklılık verdiğini, bu anlamda başına gelen zulmün bundan sonra kendi yapabileceklerini de öteki öznelere dair de haklılaştırdığını söylüyorlar. Ve bu anlamda da politik paranoya hakim hale getirilen, kolektif hınçla beraber hakim hale getirilen bu politik paranoya ne yazık ki kendi otoriter uygulamalarını da meşrulaştırmak için bir doğrudan bir araca dönüşüyor. Şimdi aslında seminer boyunca da sürekli vurguladım. Bu hem bu ruh halinin kendi içerisinde sahip olduğu, bu tür bir siyasal bakış açısının kendi içerisinde sahip olduğu patolojiler, hem de onun kendi içerisinde topluma empoze ettiği bir reaktiflik, sadece kendisi için değil, kendisine karşı olarak konulanlar açısından da büyük bir aslında meydan okumayı ve sorunu beraberinde getiriyor. Şimdi bugüne kadar ne yazık ki Türkiye'de siyasal muhalefet bu kolektif hınç duygusunu ve siyasal kamplaşmanın ve kutuplaşmanın üzerine kurulu olduğu bu temsil siyasetini yerinden edecek bir takım kavramlar, bir takım ortak duygu, ortak duyu biçimlerini hayata geçirmenin yolunu bulamadı. Bu çok hani söylendiği kadar da kolay bir şey değil. Ama siyasal mücadelenin gruplar arasında net bir böyle dost düşman çatışması ekseninde kurulduğu, grupların temasının özel olarak da koparıldığı ve grup kimliklerinin bu çatışma ekseninde inşa edildiği yerlerde bu grupları kat eden çapraz ortak duyma biçimlerinin, hissetme biçimlerinin, olumlu duyguların,
ortak bir ne diyelim, ortak refahta temellenen, ortak bir gelecekte temellenen duyguların inşa edilmesi kritik bir rol oynuyor. Şimdi ama ne yazık ki Türkiye siyaseti bu temsil siyasetinin ağırlığını ve baskınlığını çok kıracak bir alternatif yapı geliştiremedi. İstisnai anlar dışında. Belki örneğin Gezi bunun çok istisnai anlarından bir tanesidir diyebiliriz. Onunla belki kapatmak mümkün. Türkiye'de bu stereotiplerin hakimiyeti altında gelişen, bu kanaatlerin hakimiyeti altında gelişen siyasal yapının kültürel temsil ve siyasal temsiller tarafından baskı altına alınan aslında ve de grupların birbirleri arasındaki ilişkileri, grupların üyesi olan bireylerin birbirleri arasındaki ilişkileri bu stereotipler ve kanaatler aracılığıyla kurdukları yapının bir anlamda kısa sürede de olsa ortadan kalktığı, kırıldığı özgül anlardan bir tanesiydi. Bu anlamda Türkiye siyasetinin bu tür bir siyasal yapıyı değiştirecek, dönüştürecek hem siyasal partiler düzeyinde hem de aslında daha küçük gündelik hayat siyaseti düzeyinde de bu tür bir bakış açısının baskınlığını kıracak ve dönüştürecek kolektif hınç gibi ya da grup nefreti gibi güçlü olumsuz duyguları başka duygularla yer değiştirebilecek, başka pozitif duygularla yer değiştirebilecek siyasal bakış açılarına ve siyasal yaklaşımlara kuvvetle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Umarım daha ileride de aslında daha pozitif duyguları kendisini temel alan eşitlik ve adalet ve özgürlük eksenindeki pozitif duyguları kendine temel alan siyasal hareketler aslında Türkiye'nin son 20 yılına baskısını vuran, damgasını vuran daha doğru bir ifadeyle bu reaktif haleti ruhiyeyi yerinden edecek daha radikal ve olumlu bir genelleşmiş bir ruh halini ve duygu halini de ortak hissetme yapılarında var etmeyi ve hep beraber inşa etmeyi mümkün kılar diye umut ediyorum. Böyle seminerleri daha görece pozitif bir mesajla bitirmiş olayım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler.